Pandemi sonrası süreç. Sayın Bakanımızın yönetiminde bakanlık olarak bu anlayıştan yola çıkarak çevre ve şehircilik çalışmalarımızı sıfır atık çatısı altında hayata geçiriyoruz. Bu noktada her fırsatta yaptığımız, her toplantıda bir araya geldiğimiz, her organizasyonda ifade ettiğimiz gibi belediyelerimizden çok büyük beklentilerimiz var. Bu işte kurumsallaşmanın önemine binaen biz zaten hazırlıklarımızı yapmaktayız. 5 Nisan'da yürürlüğe giren belediyeye bağlı kuruluşları ile mahalli idari birlikleri norm, kadro, ilke ve standartlarına dair yönetmelikte yapılan değişiklikle yerel yönetimlerimize sıfır atık daire başkanlığı ile iklim değişikliği daire başkanlığı ve şube müdürlükleri kurulması talimatını verdik. Büyük şehir belediyelerinde sıfır atık daire başkanlığı ile iklim değişikliği daire başkanlığı, il ve ilçe belediyelerde ise iklim değişikliği şube müdürlüğü ile sıfır atık şube müdürlüğü kurulacak. Böylece yerel yönetimlerimiz iklim değişikliğiyle daha etkin şekilde mücadele edebilecek, karar alma süreçlerini hızlandırarak adımlarını süratle atabilecek. Çevreye dair hazırladığımız tüm projeler sıfır atık çatısı altında daha verimli hale gelecektir. Yine bu salgın bize doğayı korumanın önemi kadar şehircilikte de yeni bir boyutu ortaya koyma zorunda olduğumuzu gösterdi. Dünyamızın kaynaklarını daha az kullanan, daha az enerji kullanan ve hatta kendi enerjisini üreten yeni bina ve şehirlere ihtiyacı var. Bu anlamda şehirlerimizi geleceğe taşıyacak ulusal akıllı şehirler stratejisi ve eylem planımızı çok daha önemli hale getiriyor. Yatay mimariyi esas alan sağlıklı yaşam alanlarını akıllı bina alt ve üst yapı teknolojileriyle donatacağız. Yine akıllı şehirlerimizde her türlü yapıyı ve hatta mimariyi dahi salgınlara karşı yeniden tasarlamalıyız. Bunun için akıllı şehirler konseptimize yaşanabilecek salgınlara karşı erken uyarı sistemleri diyebileceğimiz izleme ve kontrol mekanizmalarını oluşturacağız. Şehirlerimize ve sakinlerine daha iyi hizmet edebilmek için teknolojik altyapıları güçlendireceğiz. İlerleyen zaman diliminde bu projelerimizin kapsamının genişleyeceğinden eminim. Akıllı şehirler uygulamamız kapsamında alacağımız tüm tedbirler işsizlikten sağlık sorununa kadar toplumun karşı karşıya kalabileceği her türlü soruna mani olacak. Diğer yandan ülkemizin de bu tarz salgınlarda ne sosyoekonomik ne de sağlık yönünden zarara uğramayacak. Bu konuda başta yerel yönetimlerimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte çalışacağız. Çok değerli katılımcılar, şehirlerimize, milletimize, insanlığa ve doğamıza karşı sorumluluğumuz var. Hepimiz bu sorumluluğu yerine getirmekle yükümlüyüz. Bu anlayış doğrultusunda çalışmalarımızı planlıyor, projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bu zamana kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da çalışmalarımızı başarılı bir şekilde hayata geçireceğiz. Ben bu duygularla özlemlerime, sözlerime son verirken Sayın Bakanımızın iyi dilekleriyle bugünkü konferansımızın gerçekleştireceğimiz tüm çalışmalarımızın ülkemiz, milletimiz ve tüm dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi tekrar saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Ben de Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımıza bu detaylı verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sırada Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politikalar Kurulu Başkanımız Profesör Doktor Şükrü Karatepe var. Ben kendi huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Yaptığınız her çalışmada yanımızda, yanı başımızda. 24 saat telefonu açık, en küçük bir sıkıntımızda arıyoruz, istişare ediyoruz.
ortak çözümler bulmaya çalışıyoruz. Allah kendinden razı olsun diyorum ve sözü ona bırakıyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Şükrü Hocam, ses mikrofonla bir tıklayabilir misiniz? Hocam ses gelmiyor. Mikrofonu bir tekrar aç kapağı yapar mısınız? Az geliyor hocam. Biraz yaklaşır mısınız? Mikrofona biraz yaklaşır mısınız? Evet. Geliyor mu arkadaşlar? Şimdi daha iyi. Buyurun hocam. Estağfurullah. Sayın Bakan'a teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, kıymetli başkanlarım. Efendim, izin verirseniz ben de bu koronavirüs münasebetiyle insanların içine düştüğüm bu darboğazı ve ülkemize tesirlerini şehir ve güvenlik kavramı üzerinden konuşmak istiyorum. Şehirler söz konusu olduğunda öncelikle güvenlik akla geliyor. İlk insandan, ilk şehirden bu tarafa insanlar bir araya gelip de bir yerde bir köy, kasaba, şehir kuracakları zaman öncelikle güvenlik meselesini dikkate alıyorlar. Bu nedenle eski kasabaların hepsinin sırtını dağlara verdiklerini, yamaçlara kurulduklarını, arkalarını güvenliğe aldıklarını görüyoruz. Şehirlerin riskleri, güvenlik problemleri ya kendi hemcinslerinden geliyor ya da tabiattan geliyor. Yani bir yerde bir şehir, bir kasaba varsa onun iki kaynağı var güvensizliğinin. Biri tabiattan gelen güvensizlikler. İlk insan önce bu tabiattan çok korkuyor. İşte vahşi hayvanlardan korkuyor, soğuktan, sıcaktan, efendim bunlardan korkarak şehirlerine düzen veriyorlardı. Ama insanlık çoğalınca insan insanın kurdu misali hemcinslerinden de tehlike gelmeye başladı. Ve insanlar sürekli olarak şehirlerin güvenliği üzerinde durdular. Yani geriye dönüp baktığımızda eski şehirlerin etrafındaki büyük kaleler, surlar, onların etrafındaki kanallar bize güvenlik konusunda esasen çok fazla konuşmaya laf da bırakmıyor. Şimdi efendim, önce tabiatı kontrol etti insanoğlu güvenliğini sağlamak için. Ne geliyordu ki tabiattan ona risk olarak? Depremler, volkan patlamaları, heyelanlar, sel baskını, fırtına, hortum, tsunami, gördüğünüz gibi tabiat kendisini yenilemek için Cenab-ı Allah bir sürü insanlığı imtihan ediyor. Bu tür felaketlerle imtihan ediyor. Bunun ötesinde bir de bu salgınlar var. Uzun konuşmaya gerek yok. İnsanlık tarihinde bildiklerimiz bile bizi hayrete düşürecek boyutlarda. Roma'da 1. yüzyılda olan bir kolera salgınında 5 milyon insanın öldüğü söyleniyor. Çin'de 14. yüzyılda yaşanan bir büyük salgın felaketinde 5 milyon insanın öldüğü söyleniyor. Daha dün 17. yüzyılda İngiltere'de, Londra'da bir salgında 100 bin kişi ölüyor. Ve hepimizin bildiği, sıksa konuşulan, bu tür salgınlar söz konusu olduğunda sürekli gündeme gelen meşhur İspanyol gribi, 1918 yılı Amerikan merkezli ve biliyoruz ki milyonlarca insan dünya üzerinde hayatını kaybediyor. Ve o krizden sonra Dünya Sağlık Örgütü'nü kuruyorlar. Esasen Dünya Sağlık Örgütü'nün kurulması dünya çapında bir salgından sonra gündeme geliyor. Meseleye bu açıdan baktığımızda acaba bu salgınlar, bu tabii afetler insanın hayatına ve şehirlere nasıl tesir ediyor diye düşündüğümüzde mesela göçler hızlanıyor salgınlar olduğunda. İnsanlar bu salgınların olmadıkları bölgelere gidiyor. Büyük kıtalarda salgın olduğunda yeni kıtalar fethetme peşine düşüyorlar. Eski tıp
metotları artık yetersiz oluyor. Tıp alanında yeni gayretler ortaya çıkıyor. Mesela biz Batı'da Hristiyanlık reformlarının bir kısmının bu salgınlardan sonra ortaya çıktığını görüyoruz. Salgın hastalıklarda klasik tıp ve Papa'nın yönetimi artık çare olmuyor. Bunun üzerine yeni arayışlar, tıptaki yeni gelişmeler, bununla beraber Papa'nın politik hakimiyetinin zayıflaması, yerel krallıkların ve milli devletlerin bile güçlendiğini görüyoruz bu salgınlardan sonra. İnsanoğlu tabiattan gelen bu riskleri karşılamak için ve kendi konforunu artırmak için sürekli tabiatı fethetme peşinde. Tabiatı kullanıyoruz biz. İnsanoğlu tabiattan besleniyor ve tabiatla kendisini, hayatını idame ettiriyor. Tabii bu noktada muhteris de davranıyoruz. Sayın Bakanımın biraz önce söylediği gibi ne yaptık? Derelere ev yaptık. Dağları deviriyoruz. Tabir yerindeyse. Bütün ıslak alanları kuruttuk. Evet, bataklıkları kurutuyoruz diye. Toprakları, ekin ekilecek tarlaları betonlarla dolduruyoruz. Yani tahrip etmekte bir yarış içine girdik. Öyle görünüyor ki, değerli bakanım, öyle görünüyor ki bu işte en hızlı olan, en fazla tahribat yapan da en güçlüler. Hem güçlüler hem de çok tahribat yaptıkları için, tabiatı çok kontrol ettikleri için, hatta dünya ile de yetinmeyip Ay'a gittikleri, Ay'la yetinmeyip yeni gezegenler de aradıkları için çok kibirli davranıyorlar. Çok kibirliler. İnsanlara yukarıdan bakıyorlar, tepeden bakıyorlar. Kendileri gibi bu imkanlara sahip olmayan insanları aşağılıyorlar. Evet, böyle bir hal içindeyken içinde bulduğumuz durum ortaya çıktı. Öyle bir tabii afetle karşılaştık ki gördüğünüz gibi güçlü zayıf ayırmıyor. Zengin fakir ayırmıyor. Hatta enteresan değil mi? En güçlü olanlar en fazla bocalayanlar, dikkat ederseniz. En perişan durumdalar. Sanki en fazla ders onlara veriliyor gibi bir durum söz konusu. Şimdi benim gözlemlerime göre, fazla konuşmayacağım Sayın Bakanım. Benim gözlemlerime göre bu krizi kolay atlatanlar yahut da paniklemeden bunu belli ölçülerde normalleştirip götüren toplumlar, üç konuda kendisine yeten toplumlar. Üç konuda bunlar kendilerini toparlayabiliyorlar. Türkiye'yi bu kategoride görüyorum. Sayın Bakanım biraz önce ilgili bakanlığımızın belediyelerimizle ilgili aldığı kararları saydılar. Bunun üçünü de ben güvenlik kavramı içinde mütalaa ediyorum. Birincisi sağlık şüphesiz. Bu bir hastalık olduğuna göre sağlık çok önemli. Sağlık konusunda, yani sağlığın güvenliği, insanın can güvenliğinin sağlanması, sıhhat güvenliğinin sağlanması bakımından sağlık çok önemli. Sağlıkta kendisine yeten ülkelerin bu tür tabii afetlerde, salgınlarda daha az zararla çıkacağı görülüyor. İkincisi gıda meselesinin çok önemli olduğunu görüyoruz. Evet, Türkiye'miz de bu bakımdan çok şanslı, çok çeşitli ürünlerimizin olduğunu biliyoruz. Topraklarımız çeşitli, mevsimlerimiz çeşitli. Ülkemizin her yerinde neredeyse dünyadaki bütün iklimler yaşanıyor. Buna bağlı olarak da toprağımız münbit, insanımız çalışkan. Evet, demek ki güvenlik meselesinde kendisine yetenler, sağlık meselesinde kendisine yetenler, gıda meselesinde kendisine yeten toplumlar paniklemediler. Daha makul bir şekilde. Değerli bakanım, şüphesiz güvenlik kadar, güvenliğin sağlanması kadar güven oluşturmak da çok önemli. Evet, güven oluşturmak. İnsanlar küçücük bir şeyden panikleyebilirler. Esasen çok büyük risk taşımayan küçük afetlerde bile panikleyen insan topluluklarının kendi kendilerine yeni felaketler oluşturduğunu görüyoruz. Ama makul şekilde toplum yönetilirse, güven oluşturulursa,
konuşan insana karşı itimat oluşursa toplumda, bu sefer büyük risklerin bile insana dokunmadığını, daha makul, daha az zarar vererek, psikolojik olarak, manevi olarak daha az tahribat yaparak geçtiğini görürüz. Bu anlamda yönetme basireti çok önemli. Yönetme basireti göstermek. Yöneticiye milletin inanması, halkın inanması çok önemli. İşte burada belediye başkanlarımızın kişilikleri ortaya giriyor, çıkıyor. Belediye başkanlarımız şahsi tutum ve davranışlarıyla millete yakın olurlar, onun dilini kullanırlar, onun değerlerine önem verirler, ona yakın olurlarsa o zaman milletin onlara daha itibar ettiğini, daha güvendiğini göreceğiz. Biz bunu bu felaket olayında, arkadaşlar görüntü gitti. Alo. Sizin görüntünüz bizde var şu an. Öyle mi? Peki, ben de gitti de. Efendim şimdi bu son olayda yönetme basiretinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Bununla beraber aynı zamanda da başkanlık sisteminin işlerimizi ne kadar kolaylaştırdığını gördük. Avrupa'da 4 ülke, felaketi en yüksek seviyede yaşayan ülke, aynı zamanda geçtiğimiz dönemde hükümet sıkıntısı çektiler. İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere koalisyonlarla yönetiliyor. Buralarda parlamenter sistem yürürlükte ve İtalya'da koalisyon hükümeti basiret gösteremediği için belediye başkanları gördüğünüz gibi çırpınıp duruyorlar. Halbuki biz başkanlık sisteminin imkanlarını kullanarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da basiretli yönetimi sayesinde meseleyi kontrol ediyoruz. Yani belediyelerimiz biliyorlar ki kendilerini rahat etmelerini, rahat hizmet etmelerini sağlayacak kararlar alınıyor. Parlamentomuz çalışıyor ve yasal destek veriyor. Başkanlık sistemi belediyelerimizde de geçerli zaten. Biliyorsunuz zaten belediyelerimiz başkanlık sistemiyle yönetiliyordu. Belki oradan zaten hükümet sistemine biz başkanlık sistemini aldık. 1950'den beri belediyelerde uyguladığımız başkanlık sistemi çok olumlu sonuçlar verdiği için bunu merkezi hükümete aktardık ve bu kriz döneminde, bu olağanüstü durumda biz başkanlık sisteminin ne kadar önemli olduğunu yaşayarak gördük. Tabii milletimizi de hesaba katmak lazım. Kalender millet, paylaşmayı bilen, yardımsever bir milletiz. Sadece kendi sıkıntımızı gidermek için kendi çevremize, kendi insanımıza değil, dünyanın neresinde olursa olsun mazlum, muhtaç olan toplumlara da ne yapıyoruz? Yardım ediyoruz. Değerli bakanım, Türkiye çeşitli, rengi çeşitli, kültürü çeşitli, iklimi çeşitli, çiçeği, gülü, ürünleri çeşitli bir ülke. Bu çeşitlilik sektörlerimize de yansıyor biliyorsunuz. Biz tarımda çok çeşitli yelpazede ürün üretiyoruz. Sanayimiz de öyle. Ticaret sektörümüz de öyle. Allah korusun, bakın sadece turizme bağlı olsaydık sonuç ne olabilirdi? Bazı ülkeler var ki ticarette sadece turizme bağlılar. Turizm bu sene çalışmayacağı için, krizde olduğu için onlar sıkıntıya düşecekler. Yine petrol üreten ülkelerin durumunu gördük. Petrol tüketilmediği için fiyatlar dip yaptı ve sıkıntıya girdiler. Türkiye kültürü gibi, iklimi gibi ürünleri ve üretimi de çeşitli olan bir ülke. Bu çeşitlilik bizim için büyük avantaj olarak görülüyor. Belediyelerimizin her birinin kendi yörelerinde, kendi beldelerinde, o beldenin şartlarına uygun ürünleri, üretimleri teşvik etmesi, onlara yardımcı olması gerekiyor. Değerli başkanım, biz bir belediyeler rehberi hazırlıyorduk. 20 ciltten oluşan belediye hizmetleri rehberi. İlgili bakanlıklarımızla görüşerek belediyelerimizin
yürütmüş olduğu kamusal hizmetleri 20 başlık altında toplamış. Bunların da her birini ilgili bakanlıkla çalışıyorduk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir de yakın olduğu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 2-3 kitabı destekliyor. Ama Sağlıklı Şehirler diye bir cilt kitap var. Onu Sağlık Bakanlığı'yla, Güvenli Şehirler diye bir cildi de İçişleri Bakanlığımızla beraber hazırlıyorduk. Yine Akıllı Şehirler kitabını da Bilim ve Teknoloji Bakanlığımızla hazırlıyorduk. Şimdi bu 3 cildi yeniden ele aldık. Çünkü bunların çok önem kazandığını, bu virüsün de getirdiği tecrübeye bağlı olarak yeni bir tarzda yeniden ele alınması gerektiğini fark ettik. Sağlıklı şehir, güvenli şehir ve akıllı şehir. Akıllı şehir kavramı dediğimizde işte şu yaptığımız bugünkü toplantıyı da bu imkanı kullanarak yapıyoruz. Bu bir akıllı şehir uygulaması hepimizin bildiği gibi. Şimdi artık bütün eğitimi biz Türkiye olarak akıllı şehir imkanlarıyla internet üzerinden yapıyoruz. Evde iş yapmanın bugünlerde yaygınlaştığını görüyoruz. Bunlar yeni imkanı bana göre koronavirüsün bize sağladığı yeni fırsatlar oluyor. Yani uzaktan eğitim yapıyoruz, uzaktan konuşuyoruz, uzaktan alışveriş yapıyoruz. Bankacılık sektörü uzaktan çalışıyor ve önümüzdeki dönemde bankacılık sektörünün, finans sektörünün büyük değişimler geçireceğini gösteriyor. Evet, ben sözlerimi fazla uzatmadan bu virüsün bir an önce inşallah sona ermesini, insanlığın başındaki bu felaketin biraz önce geçmesini ve insanların bundan bir ders çıkarmasını inşallah temenni ediyorum. Bu dersin birincisi, gördüğümüz gibi tabiatı fazla tahrip etmemek, çevreyi kirletmemek, korumak, efendim hayvanları, bitkileri, türleri hassasiyetle korumak, hayatımızın devam etmesini sağlayan doğal değerlerin gözetilmesine şehirleşirken dikkat etmek ve yine de tabii şehirlerimiz içinde sağlık ve güvenlik sorunu oluşturan eski tarihi mekanların, bakımsız mekanların temizlenmesi, terk edilmiş çökük bölgelerdeki evlerin, yıkık yapıların, bunların hepsinin temizlenmesi ve güvenli hale getirilmesi gerekiyor. Sıkıntıda olduğunu biliyoruz herkes gibi, belediyelerimizin de. Bu dönemde belediyelerimize başarılar diliyorum. Bir an önce bu felaketin sona ermesini ve sonunun ülkemiz, belediyelerimiz ve insanlık için hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hocam çok teşekkür ederim kıymetli başkanım. Fikirlerinizi, tecrübenizi bizimle paylaştınız, çözüm önerilerinizi. Biz de çok dikkatli şekilde dinledik ve not aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Sosyal İşler Komisyon Başkanımız var. 3 dönem parlamentoda görev yaptım. Şehrin kadın vekili oldum ve 3 dönem parlamentoda görev yapmanın büyük bir onurunu yaşıyorum. Ve şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon başkanımız çok kıymetli Şener Yedi Yıldız başkanıma söz vermek istiyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Başkanım sesiniz gelmiyor. Sesi mikrofonu açar mısınız? Evet, şimdi geliyor herhalde. Buyurun başkanım. Evet. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Bakanım, Sayın Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Başkanım, Sayın Mali İdareler Başkanı Şükrü Başkanım, hepinizi ve bütün katılımcılar, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Evet, ben Sayın Bakanım dedi ki 3 dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde
bulundum. Ben de bu dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyim. Bir komisyon başkanıyım ve ordu milletvekiliyim. Şu anda ordudan bu programa katılıyorum. Ben bu programın önce hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve ordudan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ve ordunun 19 ilçe belediyelerinin hepsine selamını göndermek istiyorum. Bütün ordunun bu katılıma, bu katılımcıların hepsine selamları var. Aleyküm selam başkanım. Tabii virüs bir takım şeyleri değiştirdi. Bir takım şeyleri ayrıştırdı, bir takım şeyleri de birleştirdi. Tabii ben biraz geçmişe gitmek istiyorum. Ben 1990'lı yılları İstanbul'da yaşamış birisiyim. Sayın Hasan Başkanım iyi bilir. İstanbul'u da iyi bilir. Ve o yıllarda belediyeciliğin ne demek olduğunu, belediyeciliğin nasıl kötü bir şey olduğunu önce öğrendim. Sonra da o kötü şeylerin nasıl daha güzel olduğunu öğrendim. Bunlar hepsi İstanbul'da yaşandı. Sayın Başkanım, Hasan Bakanım bilir. İstanbul'da bir Malkoçoğlu mahallesi vardır. Önceleri bu Gazi Osman Paşa ilçesine bağlıydı. Şimdi de herhalde orada başka bir ilçeye bağlandı. Öyle mi Hasan Başkanım bilmiyorum. Şimdi o mahalleden benim bir çalışanım var, yanımda çalışan bir dost, bir delikanlı vardı. O mahalleye onun vasıtasıyla birkaç defa gittim. O mahalle Anadolu'dan gelmiş bütün gariplerin birleştiği bir mahalleydi. Ordulular da vardı ve onlar da ziyaret ediyordum o mahalleye. Ve o mahalleye araba girmezdi o zamanlar. O mahalleye yürüyerek giderdik, ayaklarımız çamurla kalırdı. Ve öyle bir mahalleydi. İnsanlar öyle bir yerde otururlardı. 1994 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başkanımız, Devlet Başkanımız orada aday olduğunda İstanbul'dan ilk çalışmasını, seçim konuşmasını o mahalleden başlatmıştı. Ben iyi hatırlıyorum o günleri. O mahalle şunu ismal etmişti. Demişti ki Allah nasip eder seçilirsek İlk işimiz bu mahallenin çamurunu temizlemek ve buralara asfalt yapmak demişti. Şimdi Allah nasip etti. Sayın Başkanım, Sayın Devlet Başkanım Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Ve tabii çalışmalar başladı. Belediyeciliğin ne demek olduğunu, köklerin nasıl kattığını, işçilerin nasıl çalıştığını, grev yapan işçilerin nasıl işine böyle hevesle koştuğunu, bunları görmeye başladık. Ve orada çalışan, yanındaki çalışan delikanlı bir gün dedi ki, hocam dedi, artık dedi mahalleye ayakkabılarımızı çıkararak giriyoruz. Tabii ben asfaltlandığını falan, yani ne olduğunu bilmediğim, eski halini bildiğim için dedim ki herhalde siz artık ayakkabıyla çamura baktığınız, ayakkabılar çamurda kaldığı için ayakkabılarımızı da çamura vermeyelim diye yürüyerek dedim. Ayakkabıyı çıkararak giriyorsunuz herhalde falan dedim. Yok hocam yok dedi. Mahalle dedi asfaltlandı, asfalt kirlenmesin diye ayakkabılarımızı çıkararak giriyoruz dedi. Şimdi o günleri böyle bir yaşamak istedim, söylemek istedim. Çünkü biz çabuk unutuyoruz. Hafıza-i nisyan meselesi var ya, çabuk unutuyoruz. O günlerden bugünlere de aslında bir insan ömrü için çok da fazla bir zaman değil. 1994, 26 yıl. Şimdi biz o günlerden geldik, geçtik. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da 3,5 yıl belediye başkanlığı sürecinde nasıl bir belediye başkanlığı olur? Ne yapılır? Nasıl belediyeler yönetilir? Onun örneklerini, en güzel örneklerini verdi. Sosyal belediyeciliği, efendime söyleyeyim, hatta sağlıkla yeterli olmadığı için sağlıkla belediyeciliğin de ne yapması gerektiğini hepsini ortaya koydu. Şimdi bugün Sayın Başkanlarım, Sayın Bakanım konuştular. Akıllı belediyelerden bahsettiler. Güvenli belediyelerden bahsettiler. Efendime söyleyeyim, işte
sağlıkta da koruma, kitapların şeklini değiştirdi dedi Şükrü Kardele Başkan. Yani artık virüs insanların olaylara bakışını değiştirdi, o noktadan bu noktaya geldi. Türkiye 18 yılda neyi ortaya koydu, neyi en güzel yaptı, bugün ortaya çıkıyor hepsinde. Şimdi virüs malum mahallelerimiz bir pandemidir. Pandemi bir savaştır aslında. Pandemi bir mücadeledir aslında. Bu savaşı ve bu mücadeleyi kim altyapısı, kimin hazırlığı daha iyiyse o en az hasarlı atlatacaktır. Şimdi biz 18 yıldır sağlıklı bir altyapı yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Sayın Sağlık Bakanlarımızın üstün gayretiyle bir sağlık altyapısı oluştu Türkiye'de. Ve birileri dedi ki, bu koca devasa hastaneleri niye yapıyorsunuz? Millete para kazandıracaksınız, bilmem ne şirketine para vereceksiniz gibi absürt suçlamalarla iktidarı suçlamaya çalıştılar. Ama onların niye yapıldığını şimdi herhalde onlar görüyorlardı. Zannediyorum onlar herhalde hissediyorlardı. O hastanelerin, o şehir hastanelerin niye yapıldığını, neden yapıldığını herhalde bugün hissediyorlardı diye zannediyorum. Virüs gerçekten bir savaştır. Bu bir kaçınılmaz bir savaştır. Bu savaşın çıkaranlar, niye çıkardı, neden çıkardı, neden oldu? Bunlar tabii çıktı mı, çıkarıldı mı tartışılabilir bunlar hepsi. Ama bugün ne yapmamız gerektiğine bakmamız lazım. Bu olayı en basit, en kolay nasıl atlatabiliriz ona bakmamız lazım. Tabii bunun birinci basamağı Şükrü Karatepe Başkanı'nın bahsettiği gibi sağlık. Bugün arazide, siperde, en ön safta, savaşın en ön safında sağlık çalışanları var. Ben sağlık çalışanları arkadaşlarıma, geçmişte de bir sağlık çalışanı olarak çok çok tebrik ediyorum. Gerçekten çok büyük bir özveri gösteriyorlar, çok büyük bir çalışma örneği gösteriyorlar. Sayın Bakan çok büyük bir gayretle Türkiye'nin bu virüsle savaşının nasıl olduğunu, nasıl olması gerektiğini çok büyük bir gayretle çalışmayla ortaya koyuyor. Ve ben şuna inanıyorum ki Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'nin bu virüs savaşında gelecekte bütün pandemilerde savaşın nasıl yapılabildiğinin örneklerini Türkiye üzerinden aktaracaktır. Türkiye'nin yaptığı bu çalışmayı gösterecektir. Ben ona inanıyorum. Çünkü biz gerçekten çok büyük bir gayret gösterdi Türkiye. Sayın Sağlık Bakanı bu konuda gerçekten çok çalıştı. Onun için Türkiye bu işi ben en hafif atlatacağına inanıyorum. Ve bu çalışmanın tabii ki bu savaşın diğer bir ayağının da ekonomi olduğuna inanıyorum. Ekonomide de Türkiye bu konuda çok büyük gayretler göstermektedir. Efendim hepimiz, benim yaşımda olanlar ve benden işte biraz daha genç olanlar 90'lı yılları, 1999 krizini, 2001 krizini, 1994 krizini, krizlerini hatırlarlar. O zamanlar da Türkiye çok büyük krizlerden geçmişti, ekonomik krizlerden geçmişti. 99'da çok büyük bir deprem felaketi atlatmıştı. Ben hiç hatırlamıyorum. Hükümetler sosyal destek olarak vatandaşa ne verdi? Hiç hatırlamıyorum. Hatırlayanınız varsa lütfen söylesin. Yani 1.000 lira mı verdi? Veya işte maaşlarını erken mi verdi? Veya banka hesaplarını başka türlü bankalara tahminat verip o hesaplarına onlara yardım mı yaptı? KOBİ'lere, büyük şirketlere, vatandaşa ne yaptı hiç hatırlamıyorum. Ama bugün yapılanların hepsi ortada. Sayın Cumhurbaşkanımızın üstün iradesi ve yönetimiyle bugün yapılanların hepsi ortada ve şuna inanıyorum ki ben sözlerimi fazla da uzatmak istemiyorum. Saatimiz herhalde doldu. Ben şuna inanıyorum. Ben bir sağlıkçıyım ama bugün bir siyasiyim. Ve ben şu iktidarda, AK Parti iktidarı ve onun başındaki Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı bugün Türkiye perişan olmuş. Allah muhafaza. Allah bize bu günleri vermesin. Allah bizi daha güzel günlerde bir ve beraber olmayı sağlasın. Bu krizlerden karlı çıkarmayı sağlasın. Bunlardan ders almamızı sağlasın. Ve ben bu çalışmanın, bu
Türkiye Belediyeler Birliği'nin yaptığı bu çalışmada gelecekte bizim önümüzü açacak bir takım ufuklar açacak çalışmalar göstereceğine inanıyorum ve Sayın Başkanlarıma teşekkür ediyorum. Çalışmanın hayırlı ve mübarek olmasını temenni ediyorum. Hepinizi tekrar hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Biz de Sayın Başkanımıza hem Ordu'ya selamlarımızı iletiyoruz. Hem çünkü Belediyeler Birliği olarak meclisteki çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli bilgilerini aldık, notumuzu aldık. Ve Sayın Başkanımızla birlikte, Bakanımızla şu anda açılış konuşmalarımızı tamamlamış olduk. Ben katılımınız için, değerli izleyicilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bunları kitaplaştırıp yeniden sizlere ileteceğiz. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Sırada Avrupa Birliği Delegasyon Başkanı Sayın Büyükelçi Berger var. Onun da uluslararası boyutta, Avrupa Birliği boyutunda bize söyleyeceği mesajları var. O mesajları almak üzere Sayın Berger'e bağlanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Good morning. Thank you very much. Tamam, Christian Berger görüntüsünü açana kadar Rusya Belediye Başkanı bir video gönderdi. Onu yayınlayalım uygun görürseniz. Tamam, buyurun. Mr. Berger, they are going to show a video first. Okay. And then it will, this is a video. Emre Hanım, Christian Berger videosunu solda bir kere bastığında paylaşım başlat demesi gerekiyor. O zaman ses görüntüsü bize ulaşacak. Dear friends, good to be able to speak with you. I would like to say a few words about how the crisis is evolving in the Netherlands. And how we can deal with it at a local level and with our association, VNG. At a local level and work out from there. And by local, I mean my own house in the attic of my house, as most of us. What a strange feeling as a mayor being stuck in my attic. Let me first start as mayor of Utrecht. Let me first start at my. And of course, my family. At local level and work up from there. And by. My parents are 83 and 86 years old. And local, I mean my own office in the attic of my house, as most of us are working from home. What a strange feeling as a mayor to be struck in my attic instead of being amongst the people on the street, in the association, and of course with my family. Everyone has their own stories and experiences, but trying in the last 2 days we have seen the to explain to my parents, they're 83 and 86 years old, to stay at home and stay safe was difficult. They finally understood that it was serious. When the Eurovision Song Contest was cancelled due to the pandemic, people are living in these times of a global pandemic, worrying about an invisible threat to their family and loved ones. In the Utrecht region, we have over 1,500 patients in hospital with the COVID-19 virus. In the last few days, we have seen a stabilization of the number of patients and even a slight reduction of the crisis structures. We have
the intensive care. But the stress on the hospitals is still very high. If we maintain the measures we have taken at the national and local level, we hope to stay just under the critical limits which our hospital system can manage in the Netherlands. I have to say that the resilience of the people in my city has been an inspiration. We see so many private initiatives, also from the private sector, to help each other and to keep together the social fabric of our city. It makes me proud to be the mayor of this city. A city, by the way, with many inhabitants with a Turkish background. I am informed those who do not speak Dutch in many ways, also with a letter in Turkish, I was helped with it, of course. Then finally, on the crisis structures. We have a crisis structure in place through which 25 regional mayors can lead on the crisis measures. For example, I lead the region of Utrecht and am in contact with the mayors in my region to implement all the measures and discuss local needs. We are in direct contact with the national government on measures which are being taken and how to implement those measures. We really need support from the national government at the local level. And so, learn from each other, be inspired by another's far, most of our citizens are listening well, and the measures are taking effect. Take care, dear colleagues. Let's work together. And then finally, the perspective from the VNG. Looking at the pandemic from an association perspective, we see an important role in the linking pin between the local and national level. Hem Avrupa Birliği'yle ilgili işler, hem Avrupa Birliği projeleriyle ilgili bize verdiği desteklerden dolayı kendine teşekkür olduğumuzu ifade ediyor. Ve sözü ona bırakıyorum. Buyurun Sayın Belger. EU project. The floor is now yours, sir. And can you tap on the view for you to appear on the screen, Mr. Ambassador? Yes, I do. Can you? Am I connected? Can you see me? Bağlanabildim mi? Beni görebiliyor musunuz acaba? Duyuyoruz. Sizi duyuyoruz. We can see and hear you, sir. Excellent. Thank you very much. First of all, good morning. Çok teşekkürler. And thank öncelikle you very much for günaydın. To your meeting. I think it's still difficult to get öncelikle used to toplantıya davet ettiğiniz için format. Çok teşekkür ederim. But after several weeks of being in many video conference, I think we unfortunately all get used to interacting like this. Birkaç haftadır video konferanslar yapıyoruz ve ne yazık ki bu şekilde ancak görüşebiliyoruz son zamanlarda. Dr. Şahin, as president of the Union for Turkish Municipalities, but also as mayor of Gaziantep, thank you again for the invitation. Hem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, hem like Belediyeler Birliği Başkanı olarak Sayın Fatma Şahin, davetiniz policies, için çok teşekkür etmek istiyorum. And the head ben aynı zamanda
of Health and Labor and Social Affairs Committee. Thank you for your introduction. Thank you for your speeches. And also, I was very interested to hear the mayor So I think you have chosen a very important topic. You have chosen a topic that is, I think, relevant in Turkey, in the European Union, across the world. How municipalities, how cities are reacting to this crisis? I think we need to always be aware that this is a crisis of unprecedented challenge. The way sorry, Mr. Ambassador, we cannot see you. You have to share your view. Where do I do this? Nereden yapacağım diyor. You can see a camera image at the top left. Yes. No. Near the okay, thanks. Ben çevirmene gelen sesi yükseltmek mümkün mü efendim? Çok zor duyuyorum ben büyük elçiyi. Hadi kutlayayım ya. Sayın Merkel, biraz daha yüksek sesle konuşursan. You have to have a little bit louder speech, please. Devam edelim Sayın Berger, devam edin. Biraz mikrofona yaklaşabilir misiniz? Mikrofona bir Was your microphone and the camera must be green and sharing. Okay. Okay. They want to be closer to the microphone. Yeah. Yeah. Then I. Devam edelim. Yes, you can continue, sir. No, thank you very much. Is that old cities because they're also for be in the future. So. Providing is the main objective of services. Is on this that like. Is now very important. It is because ready now our resilience. But of course, we need to be a couple of things. It will be less people in many areas. People from is to those people pull down of here. We need to think this is a known approachly. TTM
And of so now the issue the I'm in a very so this leads to these world to abuse how to be creative. Doing a visitors to tourist place. Many cities. Kids go. This is on provider. The teachers. So to keep in mind, make of learning. And again, also municipal. Speak that the organizations like Francis. Let me in our first it's the preparation. In the care of not enough to overcome this period. Üye ülkelerle önemli bir koordinasyon içerisinde gerçekten çok başarılı oldu. Örneğin 500 bin Avrupalı'nın farklı ülkelerden evlerine dönmesine koordine ettiği anlaşıldı. Ben Türk Hava Yolları'na da çok teşekkür etmek isterim bu anlamda. Ulaştırma Bakanlığı'na da çok teşekkür etmek isterim. Yani Türkiye'de bulunan birçok Avrupalı'nın da evine dönmesi mümkün oldu destekleri sayesinde. Avrupalı'nın yaptığı ikinci önemli şey de kişisel koruyucu ve ekipman satın almak oldu. Bunlar solunum cihazlarından maskelere kadar ekipmanlar, çeşitli ihalelerle bu koruyucu ekipman satın aldı. Üçüncü önemli yaptığı şey de tabii ki Avrupa Birliği'nin sınırlarını geçici bir süreyle kapattı Avrupa Birliği. Ancak
continues. Ticaretin devam etmesini istiyoruz. Sınırlar kapalı olsa bile. Yani kamyonların sınırları geçebilmesi için. Her iki taraflı olarak ticaretin devam edebilmesi için. Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin en önemli unsurlarından bir tanesi, hatta omurgası ticaret. Bunun devam etmesi gerek. Son olarak da gerçekten gelecek konusuna odaklanmak gerekiyor. Özellikle de ekonomi bağlamında. Birçok şirket kapandı. Birçok insan ya işsiz kaldı ya yarı zamanla çalışıyor. Ve mümkün olduğunca çabuk ekonomilerimizi ayağa kaldırmak için çok çalışmamız gerekecek. Avrupa Birliği bu anlamda şirketlere büyük finansman desteği sağlıyor, finansal destek sağlıyor. Hem ayağa kalkmaları için hem bu kısa dönemde çalışma imkanından faydalanabilmeleri için 40 milyar eurodan fazla yatırım yapıyor Avrupa Yatırım Bankası. Küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi sağlamak için. Ama tabii ki hep beraber çalışmamız gerekiyor. Ancak beraber çalışırsak uluslararası anlamda ekonomi çalışır. Yani çeşitli konular Avrupa Birliği düzeyinde ele alındı. Available concerts, theaters. Dediklerim bunlardı. Yani gerçekten önemli olan noktaları dile getirdim. Birçok biliyorsunuz insanları evdeyken arşivlerini açtı, kültürel. Free transportation, very simple things like. Faaliyetlerden müzelere kadar erişimine açıldı. Across many European cities. O zaman da ücretsiz ulaşım. Mesela otopark ücretleri askıya alındı bazı belediyeler tarafından. Yani, sure that insanlar at a moment kendi vatandaşlarına çok iyi yollarla bir takım yöntemler buluyorlar. Birçok Avrupa şehrinde very hard on people's psychology. There are many good examples also in Turkey and we evlere kapanmış olmak, dışarıya çıkamak, we have çok zor, yazda geliyor, çok zor olacak Türkiye'de diye düşünüyorum. Fatma, to stay in touch with her, her experience and the experience of the of PPP. Because I think it's very good if we can bring people together to share views. So thank you again to speak to them. Future, maybe if this has happened, a little bit longer. Dediğim gibi Fatma Hanım, hep sizle temasta iletişimde olmak isterim. Evet, Sayın Berger'e de çok teşekkür ediyoruz. Zaman zaman ses gitti geldi. Sayın Berger'in bütün konuşma aslında da böyle genel bildiğimize alırsak kitabımızda da bunu eksiksiz kullanmak istiyoruz. Hakikaten Avrupa Birliği her şehirde, her ülkede başka bir tecrübe var. İtalya ve İspanya daha farklı yaşarken Almanya daha farklı bu tecrübeyi yaşıyor. Sayın Merkel'in bugün de yine bu süreçle ilgili açıklamaları vardı. Hızlı olmamalıyız, dengeli olmalıyız, dengeli götürmeliyiz, iktidarla bu süreci yönetmeliyiz şeklinde çok akılcı Alman halkına söylediği mesajlar vardı. İnşallah bu süreç geçtiği zaman da kıtaların ve başkanların
buradaki tecrübeleri de bundan sonraki Avrupa Birliği sürecinde yeni bir sürecin başlaması neden olacak. Çünkü biraz önce Sayın Belge'nin de söylediği gibi hem Avrupa'daki Türklerin buraya gelmesinde hem Türkiye'deki Avrupalıların ülkelerine gitmesinde ve onlara ciddi manada sağlık malzemesi göndermede örnek, önderlik yaptı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanlarımıza bu konuda da müteşekkiriz. Doğru zamanda birlikte olmanın, birlikte güçlü olduğunun en güzel örneği gösterildi. İnşallah bu zaman, geçtiği zamanda buradan çıkarılacak çok ders olduğunu düşünüyorum ve Sayın Belge'ye de çok teşekkür ediyorum. We have to work together in difficult times and hopefully... Evet, sırada sağlık sektörünü nasıl etkileyecek oturum başkanımız Balçık Hanım var ve konuşmacılar benim birlikte parlamentoda görev yaptığım Necdet Ünüvar Cumhurbaşkanlığı Gıda ve Sağlık Politikası üyesi Profesör Doktor İbrahim Saracoğlu var Cumhurbaşkanımızın başdanışmanı ve bilim kurulu üyesi Ateş Kara hocamız var. Hacettepe Üniversitesi'nde yine beraber çalıştığım kıymetli dostum Kemalettin Aydın Sağlık Bilimleri Üniversitesi sektör yardımcısı. Sağlık sektörüyle ilgili gelinen noktayı onlardan dinleyeceğiz. Oturumu onlara bırakıyorum. Buyurun. Sayın Ateş Hocam, Sayın Bağçiçek Hanım, görüntüleriniz açabilmeniz için yukarıda el kaldıran insan resmin yanındaki kameraya tıklayıp paylaşma başlat demeniz gerekiyor. Evet, Balçık Hanım'ı görüyorum. Merhabalar Balçık Hanım, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Mikrofon açarsanız ses gelmiyor. Diyoruz gerçekten de hep beraberce. Ama bir topyekün hep beraberce savaşacağız. Kesinlikle katılıyorum konuşmacılarının dileklerine. Gerçekten de zor dönemler. Konuklarımı göremiyorum ama biz herhalde onlar da o sırada bağlanacaklar diye düşünüyorum. Salgının sağlık sektörünü nasıl etkileyeceğini konuşacağız. Tabii ki çok fazla sektörü etkiliyor. Ne olacak, ne bitecek bunları uzun uzun konuşacağız ama sağlık sektörü öncelikle ilk öne alınması gerekenlerden. Önemli konuklarım var. Cumhurbaşkanlığı Gıda ve Sağlık Politikaları Üyesi Profesör Doktor Necdet Ünüvar bizimle birlikte olacak. Cumhurbaşkanı Danışmanı Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu bizimle birlikte olacak. Hacettepe Üniversitesi'nden aynı zamanda Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara bizimle birlikte olacak ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Kemalettin Aydın bizimle birlikte olacak. Öncelikle Ateş Kara hocama söz vermek istiyorum çünkü son durumu Bilim Kurulu üyesi olarak bize çok güzel aktarabilir. Her gün sağlıkçılarımız anladığım kadarıyla yaklaşık 3 yıldır ben de sağlık alanında gazetecilik yapmaya çalışıyorum. İlginç bir şekilde. Her geçen gün bu virüsle ilgili başka şeyler öğreniyoruz. Başka deneyimlere sahip oluyoruz. Çok şanslıyız. Hakikaten sağlık sistemimiz başka bir noktada. Bunda da herhalde hemfikiriz diye düşünüyorum. Ateş Hocam duyabiliyor musunuz acaba benim? Hocam, eğer sesimi duyuyorsanız yukarıda mikrofon işaretinizi yeşil yapmanız,
kamerayı bir kere tıkladığınızda görüntü önce size gelecek. Paylaşıma başlat dediğinizde bize ulaşacak. Ateş Hocam'dan son durumu öğrenmek istiyoruz. Nedir gelinen durum? Şüphesiz her gece neredeyse Sağlık Bakanı'na kilitleniyoruz ve değerli yorumlarını alıyoruz. Ama bugün gelinen nokta nedir? Sağlık sektörü açısından da nedir? Ne aşamadayız? Ateş Hocam'a bağlanacağım. Ateş Kara'ya. Çok ilginç dönemlerden geçiyoruz derken diğer konuşmacılara da söyleyeceğim. Hakikaten hepimiz bunu öğrenir olduk. Dijital bağlanmayı, dijital toplantı yapmayı, moderasyon yapmayı vesaire. Bizim için de çok yeni günler. Teknolojiyi başka türlü öğreniyoruz, zorla öğreniyoruz galiba. Sesim gelebiliyor mu? Ateş Hocam, merhabalar. İyi günler, nasılsınız? Merhabalar Ateş Hocam, bir de görüntünüzü alabilirsek lütfen. Görüntü aslında ben de size geçti şeklinde görünüyor ama şu anda gelebiliyor mu bilmiyorum. Görüyorum Ateş Hocam, hoş geldiniz. Tamam, çok... Bu bölümde biz sağlık sektörünü salgın nasıl etkileyecek diye konuşacağız. Öncelikle size söz vermek istedim. Her konuşmacıya yaklaşık 10'ar dakikamız var. Hani son gelinen durum nedir? Siz bize neler aktarabilirsiniz? Önce size söz vereyim. Buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim. Belki iki basın hakkı değerlendirmek lazım. Öncelikle böyle bir fırsat çok benim açımdan kıymetli oldu. Herkese selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. İki basın hakkı değerlendirebiliriz. Bir yurt dışıyla Türkiye'yi karşılaştırarak bakabiliriz. Bazı önlemler alındığı zaman Türkiye'de açıkçası çok hızlı ve radikal bir şekilde önlem alındı. Okulların kapatılması, arkasından insanların bir arada bulunduğu ortamlarda kapatmaların başlaması. Lokantalar gibi. Ses çok mu yankı yapıyor? Duyuyoruz, duymak önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle. O zaman şöyle söyleyeyim. Önce bu kararlar alındı. Şimdi bunlar bize neler sağladı? Belki onu değerlendirebiliriz. Öncelikle bizim için en büyük avantajımız şu oldu. Hastanelerimizin kapasitesi ve diğer taraftan değerlendirdiğimizde de özellikle yoğun bakımların ve yoğun bakımdaki ventilatörlerimizin kapasitesinin dolmasının önüne geçebildik. Bu çok büyük bir avantaj oldu. Yani bir anda hastanelere çok büyük bir yoğunluğa hasta başvurusunun olmaması Türkiye açısından büyük bir avantaj oldu. Ve Türkiye'nin yaptığı bir başka şey de ilaçları çok erken temin etmiştik. Bunun getirisiyle de biz hastanede tanı konulan her vakaya tedavi başlamak gibi bir şansımız oldu. Bunlar bizim açımızdan açıkçası artılar oldu. Ve şunu gördük bu süreç içerisinde de yoğun bakımlarımızdaki doluluk oranlarımız, yani genel anlamdaki kapasite olarak yatak doluluk oranlarımız %80'lerin üstüne çıkmadı. Bir tek İstanbul'da bazı merkezler %90'lara geldi ama onu aşmak gibi bir durumla karşılaşmadık. Bunun önemi şöyle, Avrupa'da gördüğümüz, Amerika Birleşik Devletleri'nde gördüğümüz koridorlarda hasta yığılması gibi ya da aynı anda birden fazla hastanın aynı makineye bağlanması gibi sıkıntılar yaşamadık. Bunlar Türkiye için çok büyük avantajlardı. Bundan sonrasında ne olabilir? Bir de şunu gördük biz, belki onu da söylememiz gerekiyor. Dünyadaki en düşük ölüm rakamlarına sahip ülkelerden birisiyiz. Oran olarak baktığımızda %2'ler civarında, bizim 2.2 ile 2.3 arasında bir rakam arasındayız şu anda. Ve ortalamaya bakarsak dünya ortalaması 3.4'ün üstünde, İtalya'nın ortalaması yaklaşık olarak 12'lerde, İspanya böyle. Diğer taraftan karşılaştırdığımızda Amerika, genel olarak baktığımızda eğer değer olarak bakarsak 100 hastasının 6.4'ünü kaybediyor. New York üzerinde bakarsak mesela büyük şehir olması özelliğiyle, yoğun bir metropol olması özelliğiyle bakarsak neredeyse %12'lerde. Tabii bu %12'nin en önemli nedeni de biraz önce söylediğimiz gibi hastane dolulukları. Çok yoğun ve çok yüklü bir hastane başvurusu olunca bunun karşılama kapasiteleri olmadı. Artı
sağlık personelinin kalitesi. Şimdi Türkiye için avantaj bence bu noktada başlıyor. Eğer biz bu süreci bu şekilde atlatabilirsek şunu gösterme şansımız var ilerisi için. Türkiye ciddi anlamda bir sağlık merkezi olabilir. Türkiye ciddi anlamda bir dünyanın sağlıkta tedavi merkezi olma potansiyeline sahip. Bizim bu noktadan itibaren hep birlikte bunu anlatmamız, bunu tanıtmamız, bunu göstermemiz gerekiyor. Eğer bu başarıyla devam ettirebilirsek büyük bir artı sağlamış olur ülkemiz için. Önümüzdeki bir iki gün içinde belki şöyle söyleyebiliriz. Rakamlarda biz yeni tanılı konulan vaka sayısını sabit bir aralığa oturtmayı başardık. Öyle görünüyor. Yani 3500'de 4000'in biraz üstü arasında bir rakam arasında oynuyoruz. Böyle gidiyoruz. Eğer bu önümüzdeki 4 ila 5 gün içerisinde de böyle devam edebilirse şu anlama geliyor bu da. Nisan ayının sonunda biz en tepe noktayı görüp artık Mayıs ayında da vaka sayılarında azalmalarla gideriz. Ama burada şu çok önemli, hep birlikte izolasyon kurallarına, belediyelerin aldığı kuralların tamamına uyarak devam etmemiz lazım ki bu başarıyı sağlayabilirim. Özetle şu, Türkiye bu süreci başarıyla yönetti. Oldukça büyük artılar kazandık bence. Ama bunu dışarıya da gösterip bu artık bizim ülkemizi bir sağlık merkezi haline getirme yolunda da adım atma dönemimize doğru geçiyoruz. Bunun hazırlıklarını yapıp konuşmamız gerekir diye de düşünüyorum. Çok çok teşekkürler. Ateş Hocam, bir noktayı daha sormak istiyorum. Hem sağlık sektöründe önemli bir isimsiniz hem de hakikaten bir tecrübe yaşıyoruz bu dönemde. Biz de çok da iyi olduğumuz aşikar, zaman zaman televizyonda da konuşuyoruz, bir zaman zaman buralarda bizleri bilgilendiriyoruz. Peki biz ne öğrendik sağlık sektörü olarak bu kriz döneminde? Şimdi açıkçası bizim en büyük öğrenmemiz şu oldu. Bizim pandemi planlarımız vardı. 2009'da ilk defa hazırlanmıştı. 2019'da da revize edilmişti. Ama o pandemi planının uygulanmasının, gerçek anlamda, gerçek yaşamda uygulanmasının nasıl olabileceğini, sağlık sistemimizin gerektiğinde nasıl esneyebileceğini, ama en önemli kazanımımız da şu oldu. Türkiye'nin sağlık altyapısının biz iyi olduğunu gördük. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında özellikle çok sağlam, çok iyi oturmuş bir sağlık sistemimizin olduğunu, altyapısının, elektronik altyapısının çok iyi olduğunu, çünkü bütün verileri anda çekebilir hale geldik ve hızla adapte olabilen bir teknik ekibin de olduğunu gördük. Bunlar bizim öğrendiklerimizdi. Bir başkası da şu oldu, Türkiye'deki sağlıkta yetişmiş personelin aslında ne kadar iyi yetiştiğini, ne kadar işe adapte olabildiğini, hızlı karar verip hızlı yönlenebildiğini, Avrupa'nın veya Amerika'nın yapamadığı noktalarda bunu başarmasının çok daha etkili olduğunu gördük. Bir de şu, bugüne kadar açıkçası biz yataklı sayılarımızı söylüyorduk ama OECD içerisinde yoğun bakım yatak kapasitesinden yüksek ülkelerden birisi olmasının da avantajlarının nasıl kullanılabileceğini gördük. Bence bunlar bizim açımızdan aslında kıymetli. Bir şey daha gördük yalnız, pek çok ürünün aslında stratejik önemi olduğunu, ilacın, aşının, bilim teknolojisinin, özellikle sağlık teknolojisinin ne kadar da stratejik öneme sahip olduğunu gördük. Ve bu alanın Türkiye'de önünün açılmasının gerekliliğinin şart olduğunu da açıkçası bence fark ettik. Ateş Kara, çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz bunları gördük, bu süreci yaşadık ama Türkiye ne yaptı da bir anda bu duruma geldi, biz pandemiye hazırdık vesaire deniliyor. Şimdi Necdet Ünüvar'a dönmek istiyorum. Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Cumhurbaşkanlığı Gıda ve Sağlık Politikaları üyesi. Hani Türkiye pandemiye hazırlıklıydı, Türkiye fark yarattı. Nasıl yaptı bunu? Necdet Bey, hasta mısınız acaba? Duyabiliyor musunuz beni acaba Necdet Ünüvar? Evet, sanırım gelecek hocamız. Merhabalar Necdet Bey. Merhabalar. Şimdi Türkiye bir mucize gerçekleştiriyor ama bu mucizeye çoktan hazır mıydı? Ne yaptı da bu noktaya geldi? Yani Türkiye'nin farkı ne? Biraz gazeteci gibi sorayım şimdi. Doğru sorudur diye düşünüyorum. Buyurun lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sizin şahsınıza bütün hazırlığı ve izleyenleri saygıyla selamlıyorum. Fatma Şahin Başkanımıza çok teşekkür ediyorum belediye birliğine. Çok önemli bir konferans düzenliyor gerçekten. Öncelikle tabii Sağlık Bakanımızı, Bilim Kurulu, sağlık çalışanlarını gönülden tebrik ediyorum, kutluyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hastalara şifalar diliyorum.
Tabii esasında koronavirüs sürecinde Türkiye gerçek bir başarı hikayesini oluşturdu. Bu bizim için sürpriz değil. Eski bir sağlık müsteşarı olarak 2002'de ilk sağlıkta dönüşümde bazı hedeflerimiz vardı ve bu hedefleri biz çok kısa bir zaman içerisinde hayata geçirdik. Allah'a şükürler olsun. Tabii bunda Cumhurbaşkanımızın sağlığı, sağlık hizmetlerini önemsemesinin çok çok rolü var. Allah ondan da razı olsun demek istiyorum. Şimdi bizim sağlıkta dönüşümde başlangıçta hedeflerimiz vardı. Burada yandaki slaytlarda da gösteriyoruz. Sağlıkta başarı için 3 tane şeyin şartın bir araya gelmesi gerekiyor. Bir tanesi sağlık göstergelerini düzeltmeniz lazım. Vatandaşı finansal riskten korumanız lazım ve memnuniyet oranı da artırmanız gerekiyor. Ben slaytları Cenk Bey'den değiştirmesini rica edersem, bakın anne ölüm oranında 100.000'de 64'ten 14'lere iniş. Bir sonraki, bebek ölüm oranında 1000'de 31.5'tan 1000'de 6.8'e indi. Bir sonraki slayt. Beklenen yaşam süresi 74'lerden 79'lara çıktı. Yani insanlar daha uzun ve daha kaliteli bir hayat sürüyorlar. Bir sonraki slayt efendim. Sağlık hizmetlerinin memnuniyet oranı da 39'lardan 70'lere çıktı. %39'dan 70'e. Ve bir sonraki slaytı görürsek, bu çok çarpıcı. Ateş Hoca'nın da ifadesini teyit eden, destekleyen bir slayt. Türkiye harcadığı miktara göre en yüksek memnuniyet oranına sahip ülke. Gerçekten bunda sağlık çalışanlarımızın çok büyük rolü var. Bakanlarımızın, bürokratlarımızın çok büyük rolü var. Cumhurbaşkanımızın çok büyük rolü var ve hepsi bir özveriyle oldu. Bunları yakalamak çok kolay değil. Bir sonraki slide alabilirsek. Bakın bunlar nereden nereye geldiğimizin işareti. Benim için sürpriz değil. Aslında şu koronavirüs sürecinde bütün dünya için de sürpriz değil ama bazıları bunu sürpriz olarak değerlendirebiliyordu. Bunun böyle olduğunu diyordu. Sonrakine devam edebilirsek. Bir sonraki slide. Bakın nitelikli yatak dediğimiz zaman içinde tuvaleti, banyosu olan oda oranı 2002'de %6'lardan şu anda %75'lere çıkmış. Henüz dünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı Başakşehir şehir hastanesi de bu rakamın içerisinde yok. Bir sonrakine devam edersek. Yoğun bakım yatağı 2002'de 2200'lerden şu anda 40 binlere çıktı. Hakikaten biz çok yoğun çalıştığımızı biliyorduk ama bu kadar yoğun çalıştığımızı da bütün dünya ve Türkiye bu dönemde gördü. Bir sonraki slide'ı görebilirsek. Evet, bu 100 bin kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı. Bir sonraki efendim. Bakın yine Ateş Hocam da ifade etti. Ventilatör. Yakın zamana kadar ventilatör dediğiniz zaman, entübe dediğiniz zaman insanlar ya bana tıptan bahsetme falan derlerdi. Ama şimdi herkesin bildiği bir gerçek. Ve elimizde hakikaten donanım var. Şimdi bunu yapabilmek için dün Bayraktar, Aselsan, Arçelik'in beraber yaptığı Sanayi Bakanlığı'nın hakikaten bilgi, teknoloji ve özverinin, ARGE'nin birleşmesiyle neleri başarabildiğimizin de işaretini de görmüş olduk. Şimdi bunlar çok kolay olmadı. Başarı için fiziki ortam şart. Yani şehir hastaneleri yapmak önemli. İçine ileri teknoloji donanım cihazlarını koymak önemli ama insanla buluşturmak da çok önemli. Yani sağlık çalışanlarımızın özverisini ve gayretini mutlaka bizim burada tekrar tekrar vurgulamamız lazım. Şimdi Nietzsche diyor ki öldürmeyen yara güçlü kılar. 2003'te SARS, 2006'da kuş gribi döneminde ben müsteşardım ve o dönemi yaşadık. 2009'da domuz gribi hadisesi yaşandı Türkiye'de. Ve 2003'teki SARS'tan sonra biz pandemi eylem planı hazırlıklarına başlamıştık. 2006'daki kuş gribinden sonra da pandemi eylem planının ilk versiyonu yayınlandı. Ve daha sonra 2019'un Mart'ında ve Eylül'de tekrardan revize edildi. Bugün bir pandemi eylem planımız varsa geçmişte bizim yaşadığımız o kuş gribi, domuz gribi, SARS'da başarılı çalışmalarımızın hakikaten çok ciddi rolü var.
Bakın geçmişte New York, İtalya, İspanya bunları maalesef yaşamadığı için bir anda neye uğradıklarını şaşırdılar. Ama biz çok şükür bunu şaşırmadık ve çünkü hazırlıydık. Ve bunu da vurgulamam lazım. Türkiye'nin çok güçlü bir sigorta sistemi var Bahçeşek Hanım. Genel sağlık sigortası. Yani Türkiye'de bir yıldan daha uzun süreli yaşayan yabancı ülke vatandaşlarına bile sigorta hizmeti veren bir mükemmel bir sigorta sistemimiz var. Onun için testleri ücretsiz, tedavi ücretsiz yapıyoruz. Yurt dışından getirdiğimiz, karantinaya aldığımız vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını ücretsiz karşılıyoruz. Şimdi burada bir konuyu dikkatlerinize sunmak isterim. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinin herkes farkında. Bizler onun siyasette, bürokraside yol arkadaşı olarak farkındayız. Ama bir özelliği daha var ki onu bütün dünya öğrendi. Bir de Cumhurbaşkanımızın merhamet özelliği var. Hakikaten merhametli, bütün dünyada kim mağdur ve mazlumsa onun yardımına koşmayı kendisi için şiar edilmiş bir lider. Bu dönemde bunu da çok yakından gördük. Özetle Türkiye bu dönemi inşallah en az hasarla atlatacak. Niye? Çünkü güçlü bir sağlık ve sigorta sistemi var. Daha genç bir nüfusa sahibiz. Tecrübemiz var. Ve temizliğe daha fazla riayet eden bir toplum yapımız var. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama şu dönemde, yani önümüzdeki 1-2 aylık dönemde bütün bilim kurulu üyelerimiz sık sık vurguluyorlar. İzolasyona, sosyal izolasyona mümkün olduğunca uymamız gerekiyor. Çünkü virüsün dolaşması bizim üzerimizde oluyor. Onun için bizim bunları mutlaka riayet etmemiz lazım. Ben birkaç dakikalık süreçte de Bahçeşek Hanım, bundan sonra neler olabilecek? Sağlıktan sonra sağlık sistemi nelerle karşılaşacak? Bunu ifade etmek istiyorum. Bu kadar yıllık ömrümde ben 3 kez hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ifadesini duydum. Bir tanesi 3 Kasım 1996'daki Susurluk kazasıydı. Ama her şey eskisi gibi oldu ondan sonra da. Bir diğeri 3 Kasım 2002'deki ilk seçimden sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ifadesi. Sağlıkta bunu çok iyi görüyoruz. Yani hiçbir şey eskisi gibi değil. Eskisi gibi olsa Allah muhafaza nelerle karşılaşabilirdik. Üçüncüsü de Covid-19 süreci. Ama hakikaten geçmişteki o salgınlardan sonraki insanlık tarihindeki değişime baktığınız zaman, yani Rönesans'ın başlaması, feodalitenin sona ermesi bir veba salgınından sonra oldu. İnsanlığı bambaşka bir süreç bekliyor. Bundan sonraki süreçte kısaca ifade etmek gerekirse, bugüne kadar ihmal edilen çok basit kuralların, yani temizlik, sosyal mesafe, gıda güvenliği, yardımlaşma gibi duyguların daha öne çıkacağını düşünüyorum. Aşı karşıtlığının çok azalacağını düşünüyorum ki çok ciddi bir sorundu. Kızamık aşısı ve verem aşısı yapılan toplumlarda bu hastalığı daha az ağırlıkta seyrettiğini, daha az ölümlerin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla aşı karşıtlığı azalacak. Teknoloji ve dijital dönüşüm sağlık sistemini olumlu ve kısmen de olumsuz bir takım noktalara doğru taşıyacak. Hasta-doktor ilişkisi değişecek. Artık başat rolde daha hastanın önerilerinin öne çıktığı bir hasta-doktor ilişkisinin olacağını göreceğiz. Yani hastalar kendileriyle ilgili kararlarda daha etkili olacaklar. Çalışma hayatında çok değişiklik olacak. Teletip uygulamaları, algoritmaları daha fazla konuşacağız. Yapay zeka, sağlık aplikasyonlarının daha fazla kullanıldığı bir dönemi göreceğiz. Bireyselleşen tıp uygulamaları artacak. Sağlıkta kamunun ağırlığı artacak. Sağlık okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, sosyal medya okuryazarlığı artacak. Sağlık müfredatları değişecek. Bakınız, epidemiyolojinin, enfeksiyon hastalıklarının, aile ve toplum sağlığının, salgın hastalıkların müfredatı daha ağırlıklı olarak tıp müfredatında ve sağlık çalışanlarının müfredatında, eğitimin müfredatında arttığını göreceğiz. Evde sağlık hizmetlerine birazcık daha ağırlık verildiğini göreceğiz. İlaç, aşı üretimi, Ar-Ge çalışmalarına hız kazandığını, biyoteknolojik üretimin daha öne çıktığını göreceğiz. Ve çok önemli, salgına daha iyi mücadele eden, salgınla daha iyi mücadele eden liderlerin ve kurumlara güvenin arttığını ve diğerlerine sorgulandığını göreceğiz. Bakınız geçenlerde bir ankette Cumhurbaşkanımız olan güvenin 10 puan üzerinde arttığı bulunmuş ki bu doğru bir yaklaşım. Amerika, İngiltere'de
liderlerin ne kadar tartışıldığını biliyoruz. Siyasi ve askeri birliklerin, Avrupa Birliği'nin, NATO'nun, Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumların hakların yeniden masaya yatırılacağını, belki yeni yapılanmaların söz konusu olacağını göreceğiz. Ve insanoğlu bu değişim ve dönüşüm sürecinde sağlıkta başta olmak üzere sosyal politikalarda çok ciddi değişiklikleri de göreceğiz. Yeni döneme, yeni sürece kafa yormalı ve durumumuzu buna göre ayarlamalıyız. Bakın son bir söz, şunu söyleyeyim, çok hoşuma da gitti. İtalya Ligi dünyadaki en önemli futbol liglerinden birisidir. İtalya'da şu andaki en fazla tartışılan konu, ligi nasıl bitiririz ve ligi bitirmek için de Türkiye gibi sağlık sistemi güçlü, turizm potansiyeli güçlü, Antalya veya Alanya gibi şehirlerde İtalya Ligi'ni bitirebilir miyiz diye tartışmalar yapılıyor. Bundan da hakikaten gurur duyuyorum. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin sağlıkta başlayan liderliğinin diğer alanlarda da yine çok öne çıkacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Necdet Bey, teşekkür ediyorum. Muhtemelen birazdan bir iki sorum daha olacak ne yapacağımda dair. Bu İtalya örneği Türkiye açısından tabii çok güzel ama erkeklerin de futbol merakının salgına rağmen devam etmesi hakikaten yüzümü güldürdü. Bir hafif gülümsetti beni. Aa, şimdi Profesör Doktor Kemalettin Aydın'a gideceğim. Sağlık Bilimleri Üniversitesi. Evet, evet. Yok, takılıyorum. Evet, rektör yardımcısına gideceğim efendim. Kemalettin Bey, özellikle sağlık sektörünü nasıl etkileyecek? Kendi sayı söyledi Necdet Bey, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Özellikle sağlık çalışanlarına, liderlerden bahsederken ben galiba doktorlarda itibar geldi. Gerçekten çok büyük liderleri ya da sağlık çalışanları yan yana gelebiliyordu zaman zaman. Bunların da önüne geçildi diye düşünüyorum. Katılır mısınız? Buyurun, söz sizde. Kemalettin Hocam ses gelmiyor. Mikrofon açar mısın? Tamam. Açar mısınız? Evet. Açtım ve herkese selamlarla çok zaman almadan hemen söze geçmek istiyorum. Muhtemelen rektör yardımcılığı sıfatıyla değil de 30 yılını aşkın bir zamanını infeksiyon hastalıklarına ve salgınlara harcamış birisi olarak buradayım ve cümlelerimi de biraz bu mikroorganizmalarla arkadaş olmama dayanarak onların gözüyle biraz da bizim gözümüzle konuşmam gerekecek. Tekrar organizasyonda bizi izleyenlere ve düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Şimdi hadiseye nereden bakacağınıza bağlı. Çok her şeyi çok güzel sunup her şeyde de çok güzel sonuçlar elde ettik diye başlarsak başladığımız yere geri dönme ihtimali olan bir toplumla karşı karşıyayız. Ya da her şey kötü diyerek çok güzel yapılmış ve bu arada şehitlik mertebesine ulaşmış sağlık çalışanları arkadaşlarımıza da saygısızlık yapmış olabiliriz. O nedenle ben bir miktar infeksiyonculuğumun bana verdiği objektivite içerisinde bakacağım. Neler iyi, neler kötü ve buradan sonra Türkiye sağlıkta ne olmalı, oradan sonra size bulabilirim. Öncelikle çok güçlü bir sağlık ordumuzun olduğu net, onu biliyoruz. Ve inanılmaz bir tecrübeye sahip hem infeksiyon yönetiminde hem de yoğun bakım yönetiminde, bu bir başarı. Yönetim organizasyonu var ve Necdet Ünvar Hoca'nın belirttiği gibi Sağlık Bakanlığı'nda özellikle Recep Aktağ Bakanımızın yaptığı hamleler ve kurmuş olduğu bilim kurullarının bir sonuncusunu görüyoruz. Bilim kurulu ilk değil, yanlış bilmiyorsam 26 bilim kurulu vardı Sağlık Bakanlığı'nda ve daha önceki salgınlarda da hep bilim kurulları vardı. Ve biz 7-8 seneyi unutup bugün yeni bir bilim kurulu mantığını düne ihanet etmiş oluruz. Çünkü hep bilim kurullarıyla Türkiye Sağlık Otoriteleri yönetildi. Bugünkü arkadaşlar da çok güzel işler yapıyorlar. Ona teşekkür ederim.
Diğeri sağlık altyapısı çok güçlü. Bunun gücünü gördük. Başarımızın altında sağlık altyapısının güçlülüğünün güçlü sağlık ordusuyla birleşmesi yatıyor. Ama diğer tarafa gelecek olursak çok hazırlıksız yakalandık. Aslında 80 gün gecikmeli geldiği halde, 70 gün gecikmeli geldiği halde geldiğinde çok hazırlıksız yakalandık. Çünkü hala maskesi olmayan, hala dezenfektanını üretip milletine bulaştırmayan, hala bunların lojistiğini yapmakta zorlanan bir süreçle karşılaştık. Ve bütün bu süreçleri Cumhurbaşkanımızın bizatihi müdahalesiyle sorunların çözülebilir olduğunu gördük. Yine sağlık altyapısı süreci içerisinde bir başka stratejik dezavantajlarımızın olduğu ortaya çıktı. Çünkü biz bugün böyle durumlarda kendi ilacını, kendi aşısını ve kendi tıbbi malzemesini üretme noktasında start verdikten sonra olabiliyor. Dün yine Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzati startıyla olan solunum cihazlarını teslim aldık. Ama salgının 90 bininci vakasında teslim aldık ve 2000 ölümünde teslim aldık. Bu konularda da bir sağlık temel altyapısında ve sağlık tıbbi cihaz üretiminde kalıcı bir stratejinin oluşmuş olmasının gerekliliği söz konusuydu. Nasıl Kıbrıs Savaşı'nda Türkiye'nin nelere açıktı deyip daha sonra kurulan savunma sanayiyle rahmetli Özal'ın vermiş olduğu destekle ve arkasından da Sayın Cumhurbaşkanımızın olayı yönetmesiyle bugün geldiğimiz savunma sanayinin pozisyonuna inşallah bu pandemi bize bir ders vererek sağlık endüstrileri sanayisinde de gelinir diye dua ederim. Nereye evrilecekse Türkiye oraya evrilmesi lazım diye söylerim. Bir de toplumsal bilinç eksikliğimiz eksikti. Kısacası tedaviye yönelik Türkiye'nin sürekli tartıştığımız kısmı vardı. Koruyucu hekimlikten uzaklaşıp tedavi edici hekimliğe evrilen bir sağlık sisteminin bugün bir bedelini gördük. Neydi bu? Çok başarılı bir tedavi süreci, çok iyi yönetilen yoğun bakımlar süreci ama çok da iyi yönetilmeyen bir salgın süreci ve epidemiyoloji. Buna toplum da dahil. 90 bini aşan bir vaka var. 90 bini aşan vakayı bereket İspanya, İtalya, Amerika, İngiltere çok hızlı gitti de 90 bin bize şimdi iyi geliyor. Yoksa bundan Mart ayının başında İtalya 60 bindeyken Türkiye 60 bin olacak dediğimiz zaman, olabilir dediğimiz zaman ya sen vatan haini misin, nereden çıkartıyorsun, bu ülke bu olmaz saldırısına uğranıyordu. Bugün 90 bin oldu. 90 bin rakamına iyi bakmak lazım. Bir de tabii ki pozitif testler, negatif testler kısmıyla normali ne kadar onu da bilmiyorum. Ama kısacası tedavide ve sağlık altyapısında ve bir kısım tedarik zincirinin eksikliklerini Cumhurbaşkanımızın müdahalesiyle çözülmüş bir sistemle ama yönetilmekte zorlanan toplum sağlık bilgisinin zayıflığı, koruyucu hekimliği ve salgın sürecimindeki 90 bine ulaşmış, bundan sonra da en az 20 gün daha devam etse, ortalama da 2500 ile devam etse, buna 50 bin daha eklerseniz Türkiye'nin 150-160 binlerde bitireceği bir durum en iyi halde konuşur. Böyle bir süreci de bir kenara koyarak geleceğimizi planlamamız lazım. Bugün her şey çok iyiydi, her şeyi çok başarılı yaptık dersek geleceğimizi planlamayız. Eğer Kıbrıs Savaşı'nda da biz her şey çok iyi olduydu, adanın yarısını aldıydık dersek savunma sanayiye yönelmezdik ve bugün savunma sanayindeki başarıyı elde etmezdik. O zaman biz oturacağız, bizim dışımızdaki kadrolar nelerimiz eksik vardı onlara göre hareket edeceğiz. Şimdi salgınlar ve enfeksiyonlar tarih boyunca olmuştur. Şimdi geriye doğru baktığımız zaman burada herkes bilim insanı. 100 yıl önce İspanya gribinde ne söyleniyorsa bugün de aynısını söylüyoruz. Aradan 100 yıl geçmiş başka tek bir kelime söylemiyoruz. Bir iki tane ilaçtan başka. İspanya gribinde de sosyal izolasyon, sosyal mesafe, maske, el hijyeni söylendi. Tarihi kitaplara bakarsanız 50 milyon insan öldü. Bugün geldik aynısını söylüyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu insanoğlunun karşısındaki mikroorganizmaya karşı çaresiz olduğunun göstergesidir. Ve bu çaresizliğimizle geri kalan hayatımız boyunca da devam edecek. Biz o bizim önümüze geçtiği zaman ne yapacağımızın stratejisini belirlersek gelecek zamana doğru mikroorganizma bizim önümüze geçtiğinde bize bizden önce bir hamle yaptığında
biz ne yapacağımızı belirliyor olmamız lazım. Ve o belirlediğimiz zaman da biz süreci yönetebiliriz. Özellikle belediye ile ilgili de birkaç cümle söylemek lazım. Belediyelerin de böyle süreçlere hazırlıklı olması lazım. Ben 30 yıl önce Güneydoğu'da enfeksiyon hastalıkları uzmanı, asistanın uzmanı olarak çalışırken o dönem tifoyla, kolerayla, sıtmayla, dizanteriyle, hepatitle uğraşıyordu. Necdet Bey biliyor ki sağlık altyapısının ve özellikle de gelişen toplumla belediyeciliğin altyapısının gelişmesiyle bu ağız ve dışkıyla bulaşan enfeksiyonların önemli bir oranda azaldığını, kaliteli ve hijyenik su ve kanalizasyon yapılarının yapılmasıyla onların önemli bir oranda kontrol edildiğini, hatta ilk belediyecilik mantığı da kolera salgınları olan şehirlerde başlamıştır. Daha sonra Türkiye'de de bu fekal oral dediğimiz ağız dışkı yoluyla bulaşan enfeksiyonlar ve su kanalizasyon sistemi Türkiye'yi iyi bir yere getirdi. Ama baktık ki bugünkü konularda çok tecrübeli değiller. Belediyelerimiz Allah razı olsun hepsinden ne anlama yaradığını bilmediğimiz önemli bir oranda yollarını, kaldırımlarını dezenfektanlarla ve sabunlu sularla yıkadılar. Ben hala ne anlama geldiğini bilmiyorum. Artık bilmediğim gibi de korkuyorum. Neden korkuyorum biliyor musunuz? O piyasaya döktüğünüz o kadar deterjan ve o kadar antiseptikle doğada var olan mikroorganizmalardaki direnci geliştiriyorsunuz. Sonra da o mikroorganizmaların bende yaptığı hastalıkları tedavi edemeyecek duruma geleceğim ben. Yani doğayla bu kadar gelişigüzel oynanmayacağını o belediyeci arkadaşların bir sağlıkçıya sorarak yönetebilirler. Oradan gelebilecek o topraktaki mikroorganizmalar yarın bir hastane enfeksiyonu olarak benim karşıma geldiğinde bugün kullanılmış olan o dezenfektanların, ilaçların, kimyasalların ve ne olduğunu bilmediğimiz kaldırımı ve parke taşlarını yıkamanın bedelini yine biz insanoğlu ödeyeceğiz. O nedenle belediyeci arkadaşlarımızın bu sağlık konusunda yapacakları hizmetlerde mutlaka sağlık konusunda bilen birisine danışsınlar. Tahmin etmiyorum bir enfeksiyoncu yerleri yıkayın diye dediğini ve kendi altyapılarını da hazırlamalarının gerekli olduğunu düşünürüm. Ben buradan Türkiye'ye sadece tedavi edici hizmetlerde değil, bakın. Altını çiziyorum. Türkiye sağlık altyapısının sadece yapımının da yapılması gerekli olduğunu ortaya koyuyor. Bunu Sayın Türkiye altyapısının oluşması için gerekli talimat, Milli Sağlık Bakanı, bütün hastanelerin, üniversite hastanelerinin sorusu, kısacası çok uzatmama gerek yok. Ama tedavi edici hizmetten koruyucu hizmete evrilmesi gerekir bu ülkenin sağlık altyapısı. Çünkü koruyucu hizmetler sağlayacağınız maddi kaynaklar, ölümler, acılar, tedavi hizmetlerini ve sağlıkta mutluluk getirici hizmetler olur. Emanettin Bey çok önemli. Notlarımı aldım. Diğer iki konuma minik minik sorularım. Çoğulu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aram Ayık, Ankara Akyurt Belediye Başkanı yanlış söylemiyorsam. Hilal Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Size de bir söz verelim. Ondan sonra Kemalettin Bey'in başlıklarından bir iki cümlem var. Hem Necdet Hocama hem Ateş Hocama sormak istiyorum ama size bir söz verelim. Buyurun lütfen.
Sesim geliyor mu Balçık Hanım? Öncelikle merhabalar. Görüntüyü ben göremiyorum ama sizler beni görüp duyabiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Öncelikle temel başkanım. Ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımızı da bizler de biz onların sunumlarından ziyadesiyle istifade ettik diyebilirim. Burada da önemli bir konuya değindi. Aslında yol yıkama halinde önerimize de danıştık. Minimum doğaya zarar çünkü orada çok önemli bir noktaya değiniliyor. Kontrolsüzce bunların kullanılıyor olması hakikaten üzücü. Şimdi bu bize bir şekilde dönüyor. Venedik'teki görüntüleri görüyoruz. Müthiş şeyler. Aslında bizlere de bir yerde kendimizi imtihan etme fırsatı verdi diyebilirim bu süreç. Biz demek ki bir yerlerde insanoğlu olarak hatalar yaptık. Gözümüzün önüne bakmalı ve aslında bunların tedbirlerini almalıyız. Doğaya rağmen yaşamak mümkün değil. Eninde sonunda tabiat, doğa sizden bunun hesabını soruyor. Biz de elimizden geldiğince bu noktada iyi bir iş yapabilmek adına Kemalettin Hocam çok önemli bir hususa değindi. Bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Belediyeciler olarak sormamız, danışmamız, bilenlere. Yoksa aksi takdirde iyi yapalım derken, belki sırf vatandaş psikolojik rahatlatalım derken tabiata daha çok zarar veriyor da olabiliriz. Ben bu kadar söyleyeceğim. Çünkü çok kıymetli hocalarım var. Muhakkak sizler de onlara söz vereceksiniz. Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Kemalettin Hocam'ın söylemlerinden çok not aldım. Necdet Bey, Kemalettin Hocam'ın söylediği gerçekten koruyucu hizmet konusu ve bizim bazı şeyle çuvaldızı da batıralım dedi. Yani hani görelim yanlışlarımızı, doğrularımızı, buna doğru ilerleyelim dedi. Kıymetli olduğunu düşünüyorum söylediklerinin çok. Ve sağlık enstitüleri ne bırakacak, ne bırakacak artık beraberce oturup her şeyiyle değerlendirmemiz gerekiyor dedi. Ve toplumun da yapısından bahsetti. Bir noktayı daha özellikle anlatmak istiyorum. Kemalet bizi dinleyenleri de. Kemal Bey dedi ki hani Cumhurbaşkanımız belli noktalarda en kriz dönemlerinde devreye giriyor. Ama o devreye girdiği için oluyor. Dolayısıyla kurumsal bir durum yok. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor dedi. Kemal Bey yanlışlarım olursa lütfen düzeltin siz de. Necdet Bey siz ne demek istersiniz? Birazcık daha vaktimiz var çünkü. Eyvallah. Sesim geliyor mu acaba Fatih Çekalım? Evet. Buyurun Necdet Bey. Şimdi Kemalettin Bey benim müsteşarlık döneminden itibaren tanıdığım bir arkadaşım. Beraber en sık görüştüğüm hocalarımızdan birisi. Kemalettin Hoca'nın vurgusuna teyiden bir şey söyleyeyim. Kendisi hatırlayacaktır. İlk müsteşarlığa başladığımız dönemde 2003 yılında böyle ateş kanamalı hastalar oluyordu ve bir türlü de şey yapamıyorduk, keşfedemiyorduk. Yani özellikle Türkiye'nin kuzey bölgesinde, Çankırı, Çorum, Tokat, Gümüşhane, Erzurum'un kuzeyi Sivas. Ve orada ilk bilim kurulunu o zaman oluşturmuştuk. Kırım Kongu kanamalı ateşi adıyla bağlı bir hastalık. Daha sonra o bilim kurulu marifetiyle biz o hastalığın teşhisini koyduk. Birçok hastayı tedavi ettik. Tarım Bakanlığımızla, Çevre Orman Bakanlığımızla çok yoğun çalışmalar yaptık. İlk aslında bilim kurullarının kuruluşu Sağlık Bakanlığı'nda o dönemde acizane benim müsteşarlığım Sayın Recep Akdağ'ın da bakanlığı döneminde Kemalettin Hocam da yanlış hatırlamıyorsam o dönemde enfeksiyon doçentiydi galiba veya profesör olmuş bir hatırlamıyorum. Doçenti ve bölgenin doktoruydu. Hastalara bakıyordu.
Evet hocam, işte o zaman bilim kurulu oluştu. Yani bilim kurulu geleneği, Sağlık Bakanlığı çok önemli bir gelenek hakikaten. Ve bilimin ışığında hep bilim kurulunun önerisi doğrultusunda biz hareket ediyoruz. Bakın Cumhurbaşkanımız sık sık vurguluyor. Bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda diye Sayın Bakanımız da sık sık vurguluyor. Bu çok değerli bir hizmet. Çünkü sonuçta sadece sağlık değil, birçok sektörü ilgilendiren ve vatandaşın hayatını yakından ilgilendiren ve ölümcül olabilen, ciddi ölümcül olabilen bir hastalık. Dolayısıyla bilimin ışığında hareket etmek çok önemli. Bilim kurulu için hocama çok teşekkür ediyorum. Açıkçası ben bunu söylemeyi düşündüm ama utandığım için de söyleyemedim. Yani hep sizin döneminizden başladı falan diye düşünülür diye. Ben onu söylemekten imtina etmiştim ama Kemalettin Hocam vurguladığı için çok teşekkür ederek ifade etmek istiyorum. Koruyucu sağlık hizmetleri noktasında şunu söylemek isterim. Bakınız, insanlar Amerika'ya sık sık hastalar giderdi. Şu anda az gidiyor ama hiçbir zaman koruyucu sağlık hizmeti için gitmezdi. Hep tedavi edici hizmetler için. Yani kanserdir, osteoporozdur, diyabettir, başka hastalıklardır. Onlar için gider. Ve dünyada tabii koruyucu sağlık hizmetleri olacak hastalıkların korunmasını sağladığı için çok fazla ticari bir şeyi yok, çıktısı yok. Yani makro planda ülkelerin ekonomisine katkısı var ama o sağlık ticaretiyle uğraşan sektörün çok fazla işine gelmiyor. Dolayısıyla koruyucu sağlık hizmetlerinden ziyade tedavi sağlık hizmetleri bütün dünyada öne çıkıyor. Ama şunu ifade etmek isterim Kemalettin Hocam'a. Kısmen katılmakla beraber katılmadığım hususu söyleyeyim. Koruyucu sağlık hizmetlerine çok ciddi yatırım yapıldı. Bakınız 2002'de %76 aşılama oranı vardı Balçık Hanım. Bugün iyi biliyorum abi, o konuda endişemiz yok. 30 milyondan 300 milyona çıktı koruyucu hekimliğe ayrılanlar. %98. Şimdi bebek ölüm oranlı binde 31,5'tan binde 6.8'e indirdik. Bakınız Dünya Sağlık Örgütü'nün 2003 yılında bir raporu var. 98 yılında bir raporu var. Türkiye 2025'te bebek ölüm oranını yanlış hatırlamıyorsam 15-20'lere düşürecek diye. Biz o orana Balçık Hanım 2007'de ulaştık, biliyor musunuz? Türkiye'nin Dünya Sağlık Örgütü 2025'te ulaşacak dediği hedefe 2007'de ulaştık. Bunun sebebi aşılamadır. Yani aşılamada ciddi bir koruyucu sağlık hizmeti. Çok fazla taramalar yapıyoruz. Görme taraması, işitme taraması, fenilketonür taraması ve belediyelerle ilgili de esasında Kemalettin Hoca'ya %100 katılıyorum. Yani belediyelerin mutlaka attığı her adımda, Hilal'i de görüyorum orada, Hilal benim kardeşim, Akyurt Belediye Başkanı çok başarılı işler yapıyor. Fatma Şahin, benim beraber çalıştığım, hakikaten çok değerli bir bakanımız, başkanımız. Onları tenzih ederek söylüyorum ama belediyelerin attığı her adımda, halk sağlığı ilgili her adımda mutlaka tıpkı Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulu gibi fikirlere müracaat ettiği insanlara fikir sorması lazım. Çünkü bir maliyeti var ve maliyet etkiliği de yapmanız lazım. Yani yaptığınız onca iş herhangi bir şeye yaramıyorsa o adımları ona göre atmak lazım. Tabii Türkiye'de belediyelerin de çok ciddi ölçüde altyapısının değiştiğini biliyoruz ve bunun başlatıcısının da Cumhurbaşkanımız olduğunu büyük memnuniyet ifade ediyorum. Yani 94'teki o belediye başkanlığında. Dolayısıyla kalkınma yerelden başlar, ifadeden başlıyor. Yani belediyelerden başlıyor. Bundan sonraki süreçte, konuşmamın sonunda vurgulamayı unuttum. Kemalettin Hoca bunu hatırlattı. Çok teşekkür ediyorum. Belediyelerle merkezi sağlık otoritelerinin çok yakın bir işbirliği içerisinde olması ve bilim adamlarıyla çok daha yakın bir irtibatta olarak hizmetlerini yapmasının çok önemli olduğunu söylemeliyim. Tabi o tedavide yaşanan son cümlem, tedavide yaşanan bir takım problemler var. O problemlerde Cumhurbaşkanımız anben konuyu takip ediyor. Hakikaten maskesidir, koruyucu ekipmanıdır, sağlık çalışanların ihtiyaçlarıdır, vatandaşın ihtiyacıdır. Her konuyu yakından takip ediyor. Takip eden bir lider. Yani işin küçüğü büyüğü yoktur. Ama bu bir anda üzerimize gelen bir hadise. Her ne kadar Cumhuriyet'in de 80 günlük bir dönemden bahsediyor olsa da nihayetinde pandemi dediğimiz, yani bir kıtadan öbür kıtaya bulaşabilme hastalığı riski olan hastalıklarda yani hiçbir ülkenin hazırlıklı yakalanma şansı yok. Bakın
Amerika'sı, Almanya'sı, İngiltere'si ile hakikaten bu badireyle bizim mücadele ettiğimiz kadar mücadele edemedi. Eksiğimiz var mı? Var. Tamamlamamız gerekiyor mu? Evet. Çalışmamız gerekiyor mu? Evet. Zaten her iş tıkır tıkır gitse bizde de ihtiyaç olmaz. Yani böyle bir toplantıya bile ihtiyaç olmaz. Onun için biz nerede problem varsa o problemleri çözmek için varız. Yani buradaki ekranda gördüğüm, görmediğim herkes aynı şekilde, aynı amaçla çalışıyorlar. Onun için bizim çalışmamız lazım. Çünkü hayat dinamik bir süreç. Önümüze yeni problemler çıkacak ve biz onlara yeni çözümler getireceğiz. Çok konuşacağız zaten Necdet Bey bu toplantılarda onlar için. Ateş Kara Hocam'a da sormak isterim. Şöyle ki rakamlardan bahsetti Kemalettin Bey. İşte hiç düşünülemezdi, 60 bin düşünülemezdi, 90 bin düşünülemezdi gelinen noktaya dair bir takım eleştirileri oldu. Hocam siz ne düşünüyorsunuz son olarak sizden de bir toplama cümlesi alsam? Duyuyorum ve doğru söylüyor. Ama rakamlara bakarken şöyle baksak, New York sonuçta sadece New York eyaleti olarak, şehir merkezi olarak bakalım. Nüfusu aşağı yukarı 8,5 milyon ama gelen veya gidenlerle anlık nüfusu 10 milyon olan bir şehir. 250 binden fazla vakası var ve ölüm rakamları 4 binden de ifade ediliyor. Yani sadece tek bir şehir olarak. Avrupa'da vaziyette. Şimdi biz tabii rakamları değerlendirirken birkaç noktadan bakmamız gerekiyor. Bir tanesi bizim ilk rakamları değerlendirdiğimiz bakış noktamız Çin'di. Çin'den gelen rakamlar ve Çin'den gelen verilerle konuşmuştuk. Avrupa'dan gelen verilere baktığımız zaman işin biraz aslında değiştiği, Çin'in değiştiğini görüyoruz. Belki Çin'in rakamları birebir doğruydu, değildi onu bilmiyorum açıkçası. O değerlendirme yapma yetkisinde de değilim. O kadar elimde de veri de yok. Ama ben hep şöyle düşünüyorum, biz pozitif taraflarından bakalım. Mesela ben Necdet Hocam'a özellikle çok teşekkür ediyorum. Ve Türkiye, Polipravir gibi bir ilacı başka hiçbir ülke kullanamazsan Türkiye'ye getirmeyi başardı ve ben orada Cumhurbaşkanımızın ne kadar özel emeğinin olduğunu biliyorum. Yani böyle bir ilacın temininde. Hidroksiklorokin dünyada Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülke sadece yoğun bakımı yatabilen hastasına verebilirken Türkiye bunu tanı koyduğu hastasına başlayabilir durumda. Yani biz olumlu taraflarımızı doğru değerlendirelim. Rakamımız yüksek doğru. Bu rakamların açıkçası bu seviyelerde olabileceğini biz birkaç hafta öncesinden öngörüsünü bulunmaya başlamıştık. Rakamları kendi rakamlarımız, kendi ülkemizdeki rakamları görmeye başlayınca. Çünkü ilk gelen rakamlar bize ancak şöyleydi. Çin ne kadarını açıkladıysa biz o kadarla yorum yapabiliyorduk. Avrupa ne kadarını açıklayabildiyse o kadarını değerlendirebiliyoruz. Ama şimdi kendi ülkemizin rakamları ortaya çıkınca değişmeye başladı. Ve biz şunu gördük, kendi ülkemizdeki deneyimi kazanmaya başlayınca bizim sağlık personelimizdeki ilaç tedavi yaklaşımlarımız değişti, önerilerimiz değişti. Belki çok büyük değişiklikler gibi değil gibi görünüyor ama o değişikliklerin yansıması yoğun bakıma giden hasta oranımızda çok ciddi bir azalma, entübe olan hasta sayımızda çok ciddi bir azalma olarak geri döndü. Bunlar çok ama çok büyük başarılar. Bir küçük cümlede ben bir kere daha hem Kemalettin Hocam'ın görev yaptığı dönemler için ama özellikle de Necdet Hocam'a da çok teşekkür ediyorum. Bugün bu hafta aşı haftası. Ve Türkiye, belki de şöyle söyleyeyim, çok büyük bir bütçeyi aşıya ayırarak tüm çocuklarına dünyanın en gelişmiş ülkelerinin uyguladığı aşı takvimini uyguluyor. Yani şimdi burada gelişmiş ülke derken özür dileyerek söylüyorum, yani ifadeler öyle kullanıldığı için. Ama sağlıkta biz şunu gördük. Ateş Hocam'ın galiba teknik bir nedenden dolayı kesildi. Hemen bağlanacaktır diye düşünüyorum. Kemalettin Hocam son olarak da eklemek istediğim... Neredeyiz, belli miyiz? Evet, sizdeyiz Kemalettin Bey. Ateş Hocam bağlanana kadar bir iki dakikamız daha var çünkü. Evet, ben her ölünün bir can... Her ölünün bir acı olduğunu bilen, hisseden birisiyim. O nedenle benim rakamlarla tartışmam başka bir meal içerir. Ben birçok tartışmacıları görüyorum. Umuyorum ki bilim kurulu öyle düşünmüyordu. 120 kişinin öldüğü bir yerde makul bir sayı diyebilen bir ortamdayız. O nedenle ben o ortamın aynı yerinde değilim. 120 günlük ölü
makul değildir. Bu engellenebilir. Nereden engellenebilir bu? Günlük 4000 sayısını engellerseniz engellersiniz. Neticede Türkiye'nin ölüm oranı 2.3-2.6. Eğer siz günlük 4000 vakayla karşılaşıyorsanız bu şu demektir. Bunun 100 kişisi ölecek demektir. Eğer bu ölüm oranınız varsa. O zaman demek ki siz 4000 vakayı keseceksiniz. 4000 vakayı kesmez iseniz o zaman 100-120 ölümü makul olarak konuşan bilim insanları ve önündeki titri olan insanlarla aynı ekranlarda tartışmak durumunda kalırız. Ben hassasiyetleri olan bir kişiyim ve bir kişi de beni acıtır sağlıkçı olarak. Özellikle de daha dün 4 arkadaşımızı kaybettik. Bu 4 arkadaşımızın kayboluş nedeni elbette kaderdir ama ona bir virüsün bulaşması nedeniyle olmuştur. O virüs de hastasından bulaşmıştır. Eğer 4000-5000 rakamlarını makul kabul edip İtalya, İspanya, Amerika gibi rakamları örneklenmemeye uğraşırsak böyle bir şeyin altından çıkamayız. Ve ben asla ve asla günlük 4-5000 rakamını ve oradaki tedbir eksikliklerini ve günlük ölen 120 kişiyi bu ülkede makul kabul etmeyeceğim. Çünkü bunlar candır ve bu her canın bir acısı vardır. Bu engellenebilir bir meseleyle uğraşıyoruz. Engellenebilir olmayan bir meseledeki ölüm vakidir buna diyecek bir şeyimiz yok. Ama virüsler, infeksiyon hastalıkları çok kolay kolay engellenebilen bir süreçtir. Bunu niye burada söylüyorum? Bizi dinleyen belediye arkadaşlarımız ya da toplum neyi nasıl yönettiğimizi anlamaları adına. Günde 5000 vakayı ve bunların her birinin 15-20 gün içerisinde yüzünün öleceği bir vakayı biz makul ruh halimize oturtursak o zaman hiçbir şeye gerek kalmaz bu hayatta. Nasıl olmasa İngiltere'nin dediği gibi sürü bağışıklığıyla bedelimizi öderiz. Ben hassasiyetimi bu şekilde dile getirip başka ülkelerin kötü sonuçlarıyla relatif iyi sonuç tartışamam ben. Peki. Kötü sonuçların yanında Aşka Hanım bu işleri iyi bilir. Matematiği de istatistiği de iyi bilir. Kötü sonuçlara örnek göstererek relatif iyi diyemem. Bir an önce 4000 vakanın önüne geçilmeli. Çünkü benim sağlık altyapım yeterli. Ve oradan ortaya çıkacak ölümlerin de önüne geçilmeli. Herkese sevgi saygı sunuyorum. İnşallah iyi günler bizi bekliyor. Ve şunu çizmek istiyorum. Biz bize bulaştırmayacağız. Biz birbirimize yeteceğiz. Biz birbirimize bulaştırmayacağız. Evet. Biz birbirimize yeteceğiz. Bu ülkede başarılabilecek bir hadise. İşte Kemalettin Hocam orada zaten toplum giriyor. Toplumu ayrıca belki bir şeyde tartışmak lazım. Biz toplum olarak da açıkçası kendi adıma söylüyorum. Sınıfta kaldık ama o başka bir tartışma konusu. Ateş Hocam yarım kaldı, bir teknoloji azizliğine uğradınız. Oradan bitirebilir misiniz rica etsem son bir dakika. Ben tamamen aslında Kemalettin Hocam gibi düşünüyorum. Hiçbir kaybımızın olmaması gerekiyor. O kesin. Yani burada affedilebilir bir nokta yok. Her bir kayıp bir başarısızlıktır. Aynı fikirdeyiz. O konuda hiçbir şey yok. Ben sadece bir de şunu söylemek istemiştim. Aşı haftasındayız ve tekrar onu Türkiye'ye gerçek anlamda çocukluğun aşısına çok çok büyük bir bütçe ayırıyor. Belki de pek çok ülkenin yapmadığını ve biz bunu tamamen ücretsiz olarak sunuyoruz. Böyle bir artı değeri de ben belediye başkanlarımızı da bulmuşken bir ricam olacak. Lütfen aşıya sahip çıkalım. Lütfen mesela bugün geldiğimiz noktada aşının ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Ama devletimiz tarafından tamamen ücretsiz olarak sunulan, hatta risk gruplarındaki kişilere dünyada başka hiçbir ülkenin sunmadığı olanakları sunan ve onların aşılarını da karşılayan bir ülke olarak lütfen sizlerden çok ciddi destek istiyorum. Yani ben ülke olarak destek istediğinizi de düşünüyorum. Aşıya sahip çıkalım ve herkesin, her çocuğun, her risk grubunda olanın, yani kalp hastası olanın, kronik akciğer hastalığı olanın, dalağa alınanın aşılanması için elimizden geleni de gösterelim. Bahçet Hanım, çok dikkatlice dinledim hocalarımızdan. Çok önemli bilgiler aldık. Bunların hepsini kitaplaştırdık.
Bundan sonraki süreçte de yol haritası haline dönüştüreceğiz. Hakikaten sağlık altı yapımız, tedavi hizmetlerimiz, ileride sağlık merkezi olma noktasında ikinci taraflarımız var. Kemalettin Hocam'ın söylediği COVID tedbirler üzerinde de daha güçlü çalıştığımızda inşallah çok daha farklı bir başarıyı yakalamış olacağız. Ben bütün katılımcılara bu zamana bu bilginizi bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. Hepinize Allah razı olsun diyorum. Çok sağ olun. Ateş Hocam çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim efendim. Saygılarım da. Sağ olun hocam. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz Sayın Şahin. Sağ olun, sağ olun hocam. Sayın Başkanım, değerli bakanım, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Necdet Hocam. Selam. Çok aydınlatıcıydı. 18 yılın özeti vardı, gelinen noktanın bundan sonraki süreçteki yol haritası vardı. Çok bilgilendik. Her birinize çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Bahçet Hanım da yine profesyonel bir şekilde atılmayı sağ olun başkanım. Çok çok teşekkür ediyorum. Daha nicelerine diyelim. Dinleyici olarak Profesör Doktor Aşkın Atan'ı da görüyorum buradan. Merhabalar hocam. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu bölümü kapatıyorum o zaman. Aşkın hocam bu işin programlamasını yaptı. Her zaman gibi eğitim teknolojileri profesör olunca bizim işimiz kolay. Sağ olsun genel sekreterimiz de belediyelerle çalışan İlaçın hocam güzel bir çalışma oluşturdu. Akşama kadar devam edecek ve çok güzel bir birikim oluşmuş olacak inşallah. Tekrar teşekkürler katılımcılara. Çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.